Merhaba hocam. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Stres sormalı. Bizdeyiz. Teşekkür ederiz. Bu körpe bir yaşında. Süper. Blaka Lupino. sesi. Erkek bir kuş. Yani ötüyor. Şarkılar söylüyor. Tüneklerini sizden aldık. Dinlenme tüneyinde. Yemin de sizden alıyoruz. Çok Burada güzel da gözüküyor. Kömür. teşekkür ederim. Kömür, kum ve toprağı var, kuş toprağı. Karıştırıp mı veriyorsunuz? Evet, karıştırıp veriyorum. Süper. Yemliğinde de yine sizin karışık yeminiz ve pelet yem koyuyorum. Pelet yemleri seçiyor, yemiyor. Onları maalesef. atıyor. Kafes çok güzel. Teşekkür Kafes ederim. de çok dolu değil. Gayet güzel, bilinçli bir kafes dizimi olmuş. Özellikle tüneklerin kullanımı gayet güzel. Sadece iki tane tüneyin alt alta gelmesini pek Evet, istemiyorum ben. Neden değil mi? dersen, neden dersen aşağıya pisleyebiliyor ve özellikle alttaki o tüneyden o pisliği çıkarmak çok zor. Evet, doğru. Ben olsam onu kafesin kapısının başladığı yere koyarım. Maşallah çok güzelmiş. Körpe, Teşekkürler. körpe mi? İsmi ne? Körpe, evet. Aa, orada bir de kuş var. Evet. Güzel, Oyun güzel. arkadaşım. Gayet güzel. Ya geçen gün yayında da konuştuk. Bilmiyorum hatırlayanlar varsa. Bu kafeslerin belki bir eksiği varsa o da tavan kısmının düz olmaması. Tavan kısmı düz olmayınca yukarıya bir şey asmak çok zor oluyor. Evet, Evet, bak. maalesef. Böyle kayıyor. Bak. Körpe. Lütfen hocam, sinema falan onlar nasıl oluyor bilmiyorum. Öyle bir olayı. Yani şimdi net göremiyorum internet kalitesinden ötürü. Net görsem söylerim ama sanki bir sinemonluk var. Sinemon dediğimiz aslında tarçındır. Tarçın Türkçesi. Şu tarçın diyorlar. Yani bir tarçın renginde bir gölgesi oluyor kuşun. Özellikle böyle ışığın açısından baktığımız zaman anlıyoruz. Ama buradan şu an görmek imkansız. Ama Anladım. güzel, Peki. güzel bir lütino. Şimdi bize kafasının arkasını gösterebilir misin sana zahmet? Orada bir kellik var değil mi? Evet, Gel. bakma. Bak şimdi orada bir kellik var. Evet. Şimdi geçen gün bir şeyim takipçim yazdı diyelim. Ve bir kuşu işte diyor ki benim kuşum yıllardır ben de bu kafasındaki kelliği bir türlü geçiremedim yazmış. E tabii ben de fotoğraf isteyince bir lütfen fotoğrafı geldi bana ki ben bunun videosunu yaptım yani. Hatta 20 bin falan da izlenmiştir YouTube'da. O da hatırlamış olalım. İnsanlar bazen sorun gibi algılıyorlar bu kelliği ama lütino genlerinde, özellikle white face lütino dediğimiz albino ve saf lütinolarda kellik genetiktir. Hiçbir zaman geçmeyecek bu durum. Onları zaten güzel yapanlar yönlerden biri de bu Çok kellik. komik görünüyor. Evet. Suyuna da Ya, multivitamin veriyorum ve probiyotik veriyorum dönem evet. dönem. Süper. Gayet bilinçli bakıcı bir kafesi olmuş. Ben çok beğendim. Teşekkürler. İleride imkanınız olursa biraz daha büyütürseniz tabii daha iyi olur. Evet, teşekkür ederim. Çok çiftleşmek istiyor ama eş düşünmüyorum, bilmiyorum. Öyle bir sıkıntımız var. Çok çiftleşmeye bir kuş. Yani Aslında bakarsan kötü dönemi geçmişsin. Niye? Tam ergenliğin yaz dönemine başladığı dönemler daha kötü dönemler. Şu an kışa başladığınız için kış döneminde biraz daha sakinleşecek kuşlar hormonal olarak. O anlamda şanslısın. tamam. Düzelir. Sağ olun hocam. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Gayet güzel bir kafes. İzleyen herkese de örnek olur umarım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Görüşmek üzere.